TV1 ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürerken EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'liler yeniden yaşa takılmak istemiyor dedi. EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırı ile ilgili soruya genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım dedi. İçeride açıklayacağım. Evet. Milyonlar bu açıklamayı beklerken EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak haberin merkezinde konuştu. Özüpak, EYT'liler yeniden yaşa takılmak istemiyor dedi. Böyle bir şey olursa, biliyorsunuz bizim adımız emeklilikte yaşa takılanlar. Burada tekrar bir yaşa takılmak gibi bir çözüm üretilecekse inanın çözümden ziyade çözümsüzlük olacaktır bu bizim nazarımızda. İsmimizi değiştirmeyecek, sadece ismimizin uzantısını yeniden yaşa takılan olarak satacaktır. Şu da var, yetkili kurum Çalışma Bakanımız. Biz henüz Çalışma Bakanımızdan net bir şeyler öğrenemedik. Basına da sadece teknik çalışma böyledir, bununla ilgili sunum yapılacaktır diye bir açıklama geldi. Ama esas yetkili kimdir? Çalışma Bakanımız bugün için mecliste yine basına yansıyan şeyle, haberlerle mecliste açıklama yapacağını belirtti. İnanın sabırsızlıkla kilidiz. Yani tüm EYT'liler olarak bizim meclisteki o görüşmelerin yansımasına, izlenmesine kilit olduk. Niye? Şunu bekliyoruz Çalışma Bakanımızdan. Biz yeniden yaşa takılmak istemiyoruz. Biz 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlerde haklarımız neyse onun tas tamam iadesini istiyoruz. Fazla bir şey de istemiyoruz. Ekstra bir lütuf da istemiyoruz. Sadece o zamanın şartlarından bizim anayasal hakkımız bunlardı. Evet, idare iade ediyorum cümlesini duymaz. Biz emeklilikte yaşa takılanların, hele bir de üstüne resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla da gerçekleşirse biz bir STK olup ve emeklilikte yaşa takılanlar olup Türkiye'ye mal olmuş bir mağduriyetin noktalanmasına vesile olmuş, mücadele etmiş insanlar olup teşekkürlerimizi de sunacağız iktidarımıza. Çünkü icra makamı şu an hükümetimiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde bulunan Ulu Çınarları ziyaret ederken, Ulu Çınarlar Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Allah razı olsun sizden, burayı açtığınız için çok mutluluk duyuyoruz diye dua ettiler. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 2019 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ederken yaşlı çınarların gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyor. Merkezi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada yapılan etkinliklere katılan Ulu Çınarlarla bir araya geldi. Ziyarette Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu'nun türkülerini dinleyen Büyükkılıç, zaman zaman Ulu Çınarların söylediği türkülere eşlik etti. Doğak yollar taştı, 15 gün geliyor, kızların gözü yaşlı. Başkan Büyükkılıç, örgü ören yaşlı kadınlarla da sohbet ederken kadınlar Büyükkılıç'a teşekkür etti. Ulu Çınarların yaptıkları ürünleri de inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada dostluklar oluştuğunu, Ulu Çınarların vakitlerini faydalı şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Kayseri Serbest Bölge, Erciyes Vagon ve Ulaşım Araçları AŞ arasında imzalanacak sözleşme ile yurt dışından ithal edilen vagonlar Kayseri'de üretilecek.
Kayseri'de sanayicilerin ve yeni yatırımların önünü açacak yeni çalışmalar devam ediyor. Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldiği günden bu yana birçok yatırıma şahitlik ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, inşallah bundan sonra da Kayseri Serbest Bölge İhracat Merkezi olmaya, Kayseri'nin ihracat yüzü olmaya devam edecek. Bu çerçevede 9 Aralık Cuma günü saat 17'de Kayseri Serbest Bölgesi Konferans Salonu'nda Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki'nin katılımlarıyla stratejik bir yatırımın sözleşmesini imzalayacağız. Kayseri'de yurt dışına ithal edilecek vagon üretimi serbest bölgede başlayacak. Dolayısıyla RGS Vagon firması ile imzalayacağımız protokolün yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Değerli izleyenler, Koca Sinan Belediyesi ve hayırsever Hacı Veli Demir'in katkılarıyla Cırgılan Mahallesi'nde yaptırılan Şerife Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açılacak. Koca Sinan Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımına başlanan Şerife Hacı Demir Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak açılış aşamasına getirildi. Cırgılan Mahallesi'nde hayırsever Hacı Veli Demir'in katkılarıyla yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi'nin 9 Aralık Cuma günü saat 13'te düzenlenen açılış töreniyle hizmete gireceğini söyleyen Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşların daha iyi bir hayat sürmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye prestij katacak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek oluyoruz. Aile Sağlığı Merkezimizin mahallemize kazandırılmasında büyük destekleri olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum dedi. Başkan Çolak Bayraktar, Cuma günü saat 13'te gerçekleştirilecek olan açılışımıza hemşerilerimizi bekliyorum diye konuştu. İstanbul Yeni Kapı'da Kayseri Tanıtım Günleri başladı değerli izleyenler. 8-12 Aralık tarihler arasında devam edecek olan etkinlikte Kayseri'nin tarihi, kültürü, turizmi ve yöresel lezzetleri tanıtılacak. Evet. Ve Kayseri'den gelen misafirlerimiz varsa onları da alalım. Kayseri Tanıtım Günleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İlli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu destekleriyle başladı. 8-12 Aralık tarihlerinde İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı yapıldı. Böyle şekilde galiba makaslar da dağıtıldı. Hazırsak eğer efendim hayırlı uğurlu olması dileğiyle Kayseri Tanıtım Günleri başlasın efendim. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Kayseri Dernekleri Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel açılış konuşmasında huzur şehri Kayseri'nin tarih, kültür, turizm ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Huzur şehri Kayseri'mizin tarihini, kültürünü, turizmini, yöresel lezzetlerini, mantısını, sucuğunu, pastırmasını, birbirinden kıymetli değerlerini tanıtmak amacıyla biz de dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, Türkiye'nin en güzel şehri Kayseri'yi tanıtmak için bir aradayız. İnşallah bu birlik beraberlik öğrencilerimize burs iyi günde kötü günde dayanışma olarak dönecektir. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda AE'ye ait evde silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda eğitimli köpekte arama yapan ekipler evin bahçesinde dedektörle arama yaparak kazı yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü bir adet Kalaşnikov marka uzun namlulu silah, 4 adet muhtelif çaplarda ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu Kalaşnikov marka silaha ait şarjör, 2 adet tabanca kılıfı, 94 adet Kalaşnikov mermisi ve 180 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Toprağın altından çıkan silah ve mermilere el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı. Toprağın altından çıkarılan tabancalardan birinin bir kişinin öldürüldüğü cinayette kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan RGS 5 huzur güven operasyonunda 6.993 kişi sorgulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde güvenliği sağlamak ve suça engel olmak amacıyla RGS 5 Huzur Güven Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 6.993 kişinin sorgusu yapılırken 32 aranan şahıs ve 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 9.41 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2.883 oto kontrol edildi ve 1 hacizli yakalamalı araç yakalandı. 25 araca toplamda 12.174 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda 81 metruk bina, 10 hurdacı iş yeri ve 12 adet çekçek olarak tabir edilen hurda toplayıcı kontrol edildi. Kayseri'de boşandığı eşi ve arkadaşını sokak ortasında kurşun yağdırarak yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi değerli izleyenler. Mahkemede kendini savunan sanık, "Niyetim vurmak değildi," dedi. Geçtiğimiz 25 Haziran'da Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde meydana gelen olayda boşandığı eşi C.Ü. ile arkadaşı E.S.'yi bir süre takip eden C.Ö. yanında bulundurduğu silah ile ikiliye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği C.Ü. ve E.S. yaralanırken olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler C.Ü. ve arkadaşı E.S., tutuklu sanık C.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede olay anını anlatan C.Ü., C.Ö. uzaklaştırması olduğu için uzun süredir çocuğu görmüyordu. Karakola çocuğumu göstermiyorlar diye gitmiş. Beni karakoldan aradılar. Ben de çocuğu göstereceğim, dediğim yere gelsin dedim. Arkadaşım E.S.'nin de ablasının evine yakın bir yerde. E.S. de benimle geldi. Çocuğu verdik. O sırada silahını çıkardı. E.S.'ye de iki sefer ateş etti. Şikayetçi değilim dedi. CEO'nun arkadaşı ES'de şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık CEO ise ben sadece korkutmak istedim. Niyetim vurmak değildi. Pişmanım dedi. Mahkeme heyeti sağlık raporu alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir vatandaş akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda Ertuğrul Yılmaz 38ED533 plakalı otomobille gaz almak için istasyona geldi. Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz kontağa basınca bir anda araç bomba gibi patladı. Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken istasyon çalışanları yangını söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde birinci derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği istasyonda ve otomobilde inceleme yaptı. Öte yandan Ertuğrul Yılmaz'ın gaz aldıktan sonra aracına binmesi ve ardından patlamanın meydana gelmesiyle istasyon çalışanlarının otomobile müdahale etmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bakkaldan aldığı kekten yiyen öğrenci ve ikram ettiği 10 arkadaşı zehirlendi. Melikgazi ilçesine bağlı Taceddin Veli Mahallesi, Delikli Taş Caddesi'nde bulunan Nuri Has Ortaokulu'nda meydana gelen olayda 7. sınıf öğrencisi A.İ. bakkaldan aldığı kekten arkadaşlarına ikram etti. Kekten yiyen A.İ. ve ikram ettiği 10 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı. Haber verilmesiyle okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirledi. Öğrencilerden 6'sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken 5'i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 farklı camiden musluk ve alüminyum kapı çalan 2 kişi
polis ekipleri tarafından yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Talas ilçesinde bulunan 5 farklı camide yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların YV ve TU olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların camilerden musluk ve alüminyum kapı çalmaları güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Değerli izleyenler, şimdi sizleri meyve sebze pazarına götüreceğiz. Tabii kış dönemine yaklaştığımız şu günlerde özellikle kış sebze meyveleri tezgahlarda yerini aldı alıyor. Vatandaşlar geliyor tabii alışverişini yaparken bir yandan da fiyatları geçen haftalara göre özellikle karşılaştırıyor. Fiyatlar ne anlamda, ne fiyatta bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Bunlarla alakalı çok önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Meyve sebze pazarında bu hafta fiyatlar bir nebze düştü. Esnaflar satışların arttığını, fiyatların düştüğünü belirtirken kimi vatandaş fiyatlardan memnun, kimi şikayetçi. Bazı vatandaşlar da özellikle didik didik ucuz ürün aradığını ve az az aldığını ifade etti. Her gün Kayseri'nin farklı bir mahallesinde kurulan meyve ve sebze pazarı bu kez Sahabiye'de kuruldu. Çeşitli kış sebze ve meyveleri tezgahları süsledi. Pazarcı esnafı fiyatların düştüğünü, satışların arttığını belirtti. Esnaflar fiyatların düşmesini kış mevsimine bağlıyor. Satışlar normal hocam. İyi yani, normal yani, öyle çok dört dörtlük de değil, kış sezonu herkes normal yani, alışverişlerde insanlar normal alışverişini yapıyor yani. Kışlık sebze meyveler alınıyor. Kışlık sebze meyve sebzeler alınıyor, fiyatlar da normal, öyle çok pahalı değil. Vatandaş da alıyor yani. Düştü mü fiyatlar? Fiyatlar düştü. Satışlar iyi, normal şekilde, aynen vatandaşın gelirine göre alışveriş yapıyorlar. Tabii kış mevsimi, bunun için alışveriş arttı mı, azaldı mı? Bazen azalıyor, bazen oluyor. Yani normal. Normal. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. 5 liradan başlıyor, 20 liraya kadar çıkıyor hepsi. Düştü mü fiyatlar? Biraz düşmek üzere. Sebebi nedir? Sebebi alım gücü azaldığı için, ondan dolayı. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da fiyatları değerlendirdi. Bazı vatandaşlar fiyatların düştüğünü ve uygun olduğunu söylerken bazıları da fiyatlardan dert yandı. Kimi vatandaşlarsa ürünlerden az az alabildiğini kaydetti. Bu hafta biraz iyi. Salatalık pahalı. Bazı şeyler pahalı. Yani düşmüş mü fiyatlar genelde? Düşmüş. Normal ya. Hiç şeyle farkı yok. Marketlerle aynı. Öyle mi? Öyle, ne olacak? Pazarın bir farklılığı yok mu ya? Yok yani. Hemen hemen aynı. Peki pahalı mı, ucuz mu sizce? Normal. Bu hayat şartlarında normal. Fiyatlar çok yüksek. Almışsınız bir şeyler? Aldık. Şu en ucuzundan aldık elmayı. Öyle mi? Evet. En ucuzunu mu arıyorsunuz? Evet. Emekliyiz. Vallahi alamıyor arkadaş. Neden? Maddi durumdan, pahalı olduğundan, şey olduğundan yani. Hani az mı alıyorsun? Aylığımıza göre, aldığımız aylığa göre yetmiyor. Aylık yetmiyor. Nasıl fiyatlar? Çok güzel. Düşmüş mü? Düşmüş biraz. Memnunsun? Memnunum. Peki. İstediğin her ürünü alabiliyor musun pazarda? Alıyorum şükür. Ne yapalım? Her şey çok pahalı. Almak zorundayız. Yiyoruz, az alıyoruz derken idare ediyoruz. Öyle mi? Pahalı mı yani? Emekli insanlar için pahalı tabii ki. Fiyatlar biraz yüksek. Öyle mi? Aynen. Niye böyle acaba? Bilmiyoruz valla. Neden aldınız? İnşallah. Daha bir şey almadık, yeni girdik. Daha az alıyoruz, evet. Güç yetmiyor yani. Emekli olduğumuz için maaşlar düşük. 4000 lira gibi maaşından nasıl geçinecek? Olay bu kadar basit yani. Ev kirası çıkmış 2000 lira. En az 2000 lira. 3000 lira aşağıda yok da 2000 lira mağar. Pazara sıra kalmıyor mu yani? Pazara sıra kalmıyor.
Evet değerli izleyenler, işte gördüğünüz gibi kimi vatandaş fiyatlardan memnun, alabildiğini ifade ediyor ama yine de fiyatların biraz daha düşebileceği görüşünde. Ancak bazı vatandaşlar da özellikle maaşlarının yetmediği yönünde ifadelerde bulundular. Bizler de bu röportajı, bu ifadeleri ekranlarınıza taşıdık, sizlerle paylaştık. Her daim de gündemin nabzını ekranlarınıza taşımaya gayret gösteriyoruz ki umarız düzen daha iyi olur. Vatandaşlar daha refah içerisinde, daha da cebindeki parayla ya da aldığı maaşla daha fazla ürün alabilsin diyelim. Değerli izleyenler, kültür sanat faaliyetleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi'nde Aralık ayı da yine dop dolu geçecek. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden programlarda çocuk ve yetişkin tiyatrosundan anma programına, fotoğraf sergisinden konser ve söyleşilere kadar dolu dolu bir aylık program hazırlandı. Tüm gösteriler ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Son olarak geçen ay ilki düzenlenen Talas Festivali ile gündeme gelen Talas Belediyesi, birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerine imza atmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde Allah rızası için hizmetleri var. O hizmetlerden bir tanesini de Bakü'de görecek. Aralık ayı boyunca sürecek programların ilki Hacivat Karagöz gösterisi olacak. 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Sabancı Kültür Merkezi'nde başlayacak gösteri çocuklara keyifli saatler yaşatacak. Talas'ın ve Kayseri'nin kültür sanat dünyasına renk katacak programların tamamı ücretsiz olarak takip edilebilecek. Bu kapsamda Ayaklı Kütüphaneler, Ziyaret Sofrası adlı tiyatro, Çarpım Tablosu adlı tiyatro, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi fotoğraf sergisi, Başarı Bedel İster Konferansı, Taksim Trio Konseri, Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Kayseri Spor'un Antalya kampı devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, olumlu bir kamp geçirdiklerini, Brezilyalı oyuncu Campagnaro ise işi sıkı tuttuklarını söyledi. Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren Kayseri Spor'un Antalya'daki çalışmaları devam ediyor. Kamp çalışmalarını değerlendiren Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalıştıklarını söyleyerek takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Son oynanan hazırlık karşılaşmasını da değerlendiren Atan, Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuların da katılmasıyla işlerin daha da yoluna gireceğini ifade etti. Çok iyi, çok ciddi bir rakibe karşı da oynadık. Bir planı olan Almanya 3. Liginde, 3. Bundesliga'da şampiyonla oynayan bir takımla oynadık. Çok iyi bir sınav verdik. 1. dakikada gol yememize rağmen ondan sonra kendi istediğimiz oyunu rakibe kabul ettirip özellikle baskılarda toplar kazanıp goller attık. Takımımdan çok memnunum. Şimdiye kadar her şey çok yolunda gidiyor. Çok sakat oyuncumuz da yok. Ufak tefek tabii kampın sert antrenmanlarından dolayı ağrılar oluyor ama onun dışında hiçbir problemimiz yok. Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Campagnaro ise Antalya'da güzel bir atmosfer olduğunu, çok sıkı çalıştıklarını söyledi. Takım içerisinde çok güzel bir atmosferimiz var ama aynı zamanda antrenmanlarda çok da sıkı çalışıyoruz. Bu kamp dönemi, bu sıkı çalışmak bizim için çok çok önemli. Ve bu haberli bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.